yanına geliyorlar. Yani Boğaziçi Vapuru'nda konuşmuşlar aralarında. Alem berzah nedir dediler. Buyurdu ki üstadımız, alem berzah insan öldükten sonra ruhlarının bulunduğu yer. Orası dedi böyle bir boru gibi yukarıdan aşağı efendim her en tepede Resulullah Efendimiz'in makamı var dedi. Makamı Mahmud. Etrafında diğer enbiya-i müsellinin evliyanın derece sahip mezuniyet hakkı kazananların dereceleri var dedi. Efendim arıp eteğindeki arının hücresi gibi bütün ruhların hücresi var orada dedi. Vefat edince herkes ruhu hücresine çekilir. Cesedi toprak altında ama ikisine bir irtibat vardır. Azapsa ruhuna cesedine, mükafatsa ruhuna cesedine, ikisine birden olur dedi. Yarıya kadar dedi, müminlerin ruhu var dedi. Yarıdan aşağı kafirlerin ruhu var dedi. Yarıdan aşağı genişleyerek iniyor. İşte buradan anlaşılıyor ki cehennemlikler cennetliklerden fazla olacak dedi. Mezuniyet ehli ise oranın tasarrufunu Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'e vermiş. Ve Peygamberimiz tarafından ruhuna izin verilenler kapısı açılır çıkarmış. Onlar serbest. Gezerler, dünyaya gelir, birbiriyle görüşür. Rahat. Ama o iznini alamamışsa, o dereceyi alamamış, mezuniyet hakkı yoksa kıyamet bekler. İşte hiç azap görmese bile insan dedi, binlerce yıl mahşer bekler, o dahi bir azaptır buyurdu. Anlaşıldı mı? Şimdi benim o rüyadan anlaşılıyor abim. Geziyor. Otobüse bindi ya. Anladık ya. Allah şefaatine nail etsin. Evet. 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 Peki. Arkası yarın.